Boş duruyorsun. Hadi sokun. Hadi sokun. Hadi sokun. Hadi sokun. Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün seçim günü, köyde muhtarlık seçimi vardı. Oyumuzu kullandık. Oyumuzu kullandıktan sonra şöyle keçilerimizi meraya çıkarmak için geldik. Bugün hem Ramazan orucuz hem de bugün çok işlerimiz var. Keçiyi otlattıktan sonra ahır temizliğine gideceğim. Daha doğrusu ahır temizliği değil de oğlakların şu anki yerleri artık oğlaklara yetmiyor. Oğlaklara yetmediği için de samanlık olarak kullandığımız yeri boşaltıp oğlakların yerini açacağız. Oğlakları yerini açtıktan sonra oğlakların annesiyle buluşma anını ve aynı zamanda yeni süt sağma makinamızı sizlerle beraber sütünü sağıp size göstereceğim. Şu anda çay dediğimiz, daha önce de videolarda bahsettiğim çay dediğimiz yere gidiyoruz. Bu arada şapkam da tam çoban şapkası, bayağı eskiydi. Daha önceden amcamın keçileri vardı. Onlar kullanıyordu bu şapkayı. Onlardan bize geldi. Nesilden nesile aktarıyor diyebiliriz. Şu anda keçileri çay dediğimiz yere götürüyoruz. Bugün çok yoğunuz. İnşallah işlerimizi bitirip iftara yetişebiliriz. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün benim oğlaklarım doğdu. Onlar sadece sokmadık. O yüzden bize dedik ki akşam keçileri gün doğumunda otlatalım dedik. Otlatmak mı istedin keçileri? Evet. Peki o gün gittin süt sağma makinesi aldın mı? Evet aldım. Ama alamadık. Almadın mı? Gördüğünüz gibi keçiler şurada arkamda yarıyor gördüğünüz gibi. Şu otlar da doğmuyorlar hala. Hala yeşil otlar da onlar saldırıyorlar. Saldırıyorlar mı yeşil otlara? Saldırıyorlar. Kaç gündür gitmiyorsun Mera'ya? İki gündür gitmiyor. İki gündür gitmiyorsun. Özledin mi peki keçileri otlatmayı? Evet, özledim. Bakayım çubuğuna. Bak. Bu benim tek o diğer çubuğumdan benzemiyor yani. Bunu ben yeni bunu geçici olarak mı aldın? Aha. Diğer asıl çubuğun evde mi? Aha. Çoban çubuğun. Evet. Neyse olsun. Hadi bakalım keçilerin yanına gidelim. Hani ödüm burada yapmıştım. Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalından hoş geldiniz. Başçoban Niyazi Bey de burada. Niyazi Bey ne zamandır yoktu. Özlemişiz ya keçilere bakmayı, bakmaya gitmeyi. Değil mi? Hava da nasıl güzel. Vallahi köye taşındığımızdan beri, Ankara'dan köye geldiğimizden beri şansımıza hava hiç o kadar soğuk ve ayaz olmadı. Yani tam anlamıyla bir kış yaşadık diyemeyiz. Şu an havada tam bir yaz havası var. Her meraya çıktığımızda olduğu gibi Uzay'ın yine çiçekleri burada. Her gittiğimizde beni çiçeklemesi olmuyor. Tabii bu beni çok mutlu ediyor. Sanırım hayatım boyunca en çok çiçeği Uzay'dan almış olabilirim. Şimdi köprünün diğer tarafına gideceğiz, çay tarafına. Aslan'la Duman kemik bulmuş. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Bu arada Aslan ve Duman'ın tasmasını yeni aldık. Şöyle göstereyim size. O herhalde bir şey yapmaz. Tasmalarını ilk taktığımızda biraz zorlandık ama şimdi alıştılar. Arada böyle bir patileriyle çıkarmaya çalışıyorlardı. Artık tam anlamıyla 2-3 gündür oluyor tasmalarını takalı. Benimsediler.
Maşallah. Bir de böyle çok heybetli gösterdi hayvanlarımızı. Otmuyor oğlum, ne arıyorsun sen? He? O kemik buldu. O kemik buldu. Sen kemik bulamadın değil mi? Hadi koş. Evet, çaya girmiş bulunmaktayız şu anda. Hem yeşilin bol olduğu yere, otun bol olduğu yere geldik. Hem de hayvanların suyunun ihtiyacını gidereceği yere geldik. Şöyle suyumuz akıyor. Tabii o günkünden biraz daha hızlı akması durdu. Gittikçe biraz daha azalıyor. Hangi ot taraf otu? Ne oldu? Saldırdılar mı? Saldırdılar. Tamam, biraz geriden gel. Yol ver onlara. Evet. Susamış hayvanlar, ne yaptın? Ama bak, sonra değil, bak. Hayvan kuşlar. Yalnız bir markettir. Hayvan bile yanına kuşlar. Aynen, sana ne yaptın? Kemik var, belki kemiğini kıskanır. Gel yanıma. Gördüm, şeyi gördüm. Kemik koyuyor. Kemik yokmuş gibi. Canbaz, canbaz. Canbaz. Otlan. Hadi geriden dur, otlansın o. Güzel, anne çek toplan. Şey. Gel 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 gel. Yok abi. Attı. Nereden buldun çiçeği? Buradan. Evet, uzay kayalıkların üzerinde çiçek bulmuş böyle. Koparma istersen kalsın. Ben daha fazla çiçek istemiyorum. Ben teşekkür ederim. Dursun anne. Ama yeter. Cebim nasıl? Cebim doldu, yeter. Koparma artık. Hem başkaları da görsün bunu. Evet. Çok kayalıkların üstü yeşil ot. Bakalım tırmanacaklar mı? Sonuçta keçi kayalıkların üzerine tırmanıyorlar. Yeter. Artık çiçek istemiyorum. Yeter, tamam mı? Tamam anne. Keçilere bakalım şimdi. Ay. Onun için de cebine koy. Eve gidince fotoğrafını çekmeler. Tamam. Oyunun dozunu kaçırıyorlar. Bazen kavgaya dönüşüyor. Kemik kavga. Şşş, kavga yok. Aslan duman. Anne, çubuğum kırılır. Bir şey olmaz. Haydi. Haydi. Evet arkadaşlar, şu anda çay dediğim suyun içerisine girdim. Böyle su tereleri de var. Yeşil otlar da var. Bazı yerler çok derin. Keçiler ileride yavaş yavaş otlanıyor. Özellikle yaz aylarında böyle yerlerde suyun içine girmek çok iyi geliyor. Ama şu anda çıkmam lazım. Belirli bir yerde derinleşiyor. Çizmemin boyu yetmeyebilir. Şöyle çıkayım. Hayvanları da arkadan arkada. Geride kalanları ben de arkadan böyle Adar, Niyazi de önde, Uzay önde. Onlar giderken ben de arkada kalan keçileri gidiyorum. Bugün böyle sakin geçiyor. İşlerimiz var. Rutin köy işleri. Köye de tam anlamıyla adapte olduk diyebilirim. Yani öyle hiçbir zorluğu bana göre hiçbir böyle kaygısı yok. Tam anlamıyla bir de severek isteyerek geldiğiniz zaman çok zorlu olmuyor.
keçiler böyle yayılıyor kenarda. Sakinler şu an, bir yaramazlıkları yok. Dumanlı aslan da önde koştur koştur gidiyor. Keçileri Niyazi'ye bıraktıktan sonra, öğleden sonra ahıra gideceğim. Belki videonun başında da söylediğim gibi oğlakların yeri hazırlanacak. Günlük ahır rutinimiz. Bir keçi de ağacın üstünde, uzay keçi. O da tam bizim keçimiz. Babasına fotoğraf çektirecek sanırım. Ben de isterim fotoğraf. Uzaycığım. Ben de isterim. Sen beni çek, ben seni çekeyim. Niyazi. Gülümse bakalım, nasıl gülümsüyorsun? Ben de ben. Maşallah, maşallah. Aslan, Duman, oğlum. Ne yaptınız oğlum? Sen niye suya girdin Duman? He? Çektin mi? Evet yavrum. Çok güzel çıktı. Bak bak bak. Birini sevince diğeri de kıskanıyor. Dur, sonu ısırıyorsunuz. Bak. Patiyi atıyor üstüme. Göster bana bir. Patiyi atıyor patiyi. Bak nereden tutuyor, bak tasmadan tutma. Evet. Aslan. Duman'ın tasmasını bırak. Aslan. Hiç dinlemiyor beni bak. Sen iyice yaramaz oldun ha. Anne bir de oranı göster. Bak ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Isırıyor, oyun yapıyor. Isırıyor, oyun yapıyor. Bizim günlerimiz bunlarla böyle geçiyor. Geldiklerinde miniciklerdi. Şimdi büyüdüklerini görmek insanı biraz duygulandırıyor. Şimdi oğluk tosun gibi oldu. Tosun, tosun. Köpeklerimizin ikisine ikişer tane keçi teklif geldi. Bunlar bizim evlatlarımız gibi olduğu için öyle bir şey düşünmüyoruz. Ne zaman geldi? Ölene kadar bizimleler. Hem uzayın arkadaşları. Hadi bir kenardan gir bakalım. Çok derinden değil, kenardan gir. Bir kerecik gir bakalım. Tamam. Tamam tamam tamam. Fotoğraf çek. Sen nasıl çobansın? Fotoğraf çekmeye mi geldik biz buraya? Niki çabuk çek. Çizmelerin neredeyse sınırda. Uzay bakıyorum. Ya yerim ben seni ya. Allah'ım. Çıkma babacığım, boynu geçecek. Çizmelerin boynu geçecek. Millet çoban görsün. Keçilerimiz de yukarıda. Anne aslan. Aynen, onlar da yukarıda. Hay hay, oynayın bir baksana. Yayılıyorlar şu an. Tam bir yaramaz ya. Çamur etti ama her yerini var ya bugün. Bak. Allah'ım esirgesin. Evet arkadaşlar, keçilerimiz yukarı çıktı. Onun yanına çıkıyoruz, onların yanına. Anne dağa çıkacağım, ben çıkabilirim. Evet, dağa çıkacağız. Bak tabii, bak en güçlü. Sen en güçlü çobansın. Dikkat et, arkandayım. Tamam. Şöyle tırmanalım. Şöyle şuradan geçelim. Sen geç. Çıkalım. Bu taraftan uzay. Orası çok dik. O taraftan. Evet. Böyle yükseklere. Zirvelere doğru. Bu taraftan, bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan ilerleyeceğim. İşi çok zorlaştırıyorsun. Gel. Tamam. Odan geçsek.
Anneciğim, düzgün yol varken niye o taraftan çıkıyorsun? Kendine zarar verebilirsin. Keçiler nerede? Sen nasıl çobansın? Keçileri kaçırdık. Ha, ben dedim size. Ne dedin? Keçiler kaçıyor dedim. Sen niye gitmedin peki, biz yetişemedik? Ben nasıl çıktım üstüne? Nasıl çıkıyorsun şimdi ya? Nereye gittim? Duvar çekerek bakayım. Buradalar mı? Aynen, burada değil. Buradalar daha, ben görüyorum. Pardon. Ha, bak burada. Neyi? Hangisi o? Turuncu mu? Yoo, hiç onun bir sıkıntısı yok. Kaldırayım mı be? Ya lan, beni atıyorsun. Allah Allah. Keçi. Kalk hadi, ne oldu sana? Belki de keyfi yoktur. Bekir abi de bir sıkıntısı yok ama. Koş bunu Bekir abiye ver de gel taksın. Zay çoban geliyor. Çekilin yoldan. Efendim abi. Ne yapabiliriz ben? Şu anda sadece keçilerimizin arasında bu hasta. Buna da yapmadığım tedavi yöntemi kalmadı. İğne falan vurduk da bakalım, inşallah toparlar. Bu arada şu gördüğünüz şahıs, biraz yakından çekeyim kendisini. Çok fotojeniktir. Bu gördüğünüz şahıs, iki tane muhtar adayı var şu an köyde. Her iki muhtar adayının daha doğrusu azası seçilecek. Ki seçilme ihtimali yüksek görünüyor. Aza da oldu. Şimdi sen bizi de tanımazsın. 5 sene sonra da muhtar olacağım. Aynen. Kevitaş'ın 3. ayımızı bitiriyoruz. 4. aya gireceğiz. 5 sene sonra muhtar adayı olacak ama benim de çok olmamı istediler. Çok büyük bir talep vardı ama dedim sen dururken benim olmam olmaz. 5 sene sen yap, 5 sene de ben yapayım, sonra emekli oluruz. Kartal falan var mı çoban? Ya böyle arasanız çobanı bulamazsınız, yemin ederim. Maaşla verseler bulamazsınız. Boy, post, endam, yakışıklılık. Tüh. Ay maşallah. Çocuğa 5 dakika içerisinde nazarımız değdi. Sen Ankara'nın Çankaya'da doğ. Ankara'da büyü. 4 yaşına girmeye kala gel, köyde hayvancılık yap. Güzel bir şey mi anneciğim, hayvanlarla iç içe olmak? Efendim? Ben geleyim deme. Efendim? Bakalım sen ıslak. Bana yaklaş. Köpeği diyorsun. Sakın gelme Uzay'ın yanına, ıslaksın sen. Uzay, köye gelmek güzel bir şey mi anneciğim? Güzel bir duygu mu? Yani hayvanlarının olması, doğada iç içe olman güzel mi? Hı hı. Seviyor musun? Hı hı. En çok keçileri mi seviyorsun? Köpekleri mi, oğlakları mı? Keçi, köpekim yavru doğururken geldi. Onların bebekliğini özledim ben. Ha, oğlakları seviyorsun. Hayır, köpeklerin bebekliğini özledim. Ha, öyle mi? Hı hı. Şimdi de çok tatlılar anne. Yavrunun da bebekliğini özledim. Her şey büyüyor anneciğim, sen de büyüyorsun. Ama yerinde bir sabit dursan bir keçi de sensin. Aslanla duman büyüyünce keçi girsin uzak. Aslanla duman büyüyünce. Evet arkadaşlar, keçi gütmeyi bırakıp ahıra geldik. Keçileri Niyazi'ye bıraktıktan sonra ahırdayız şu an. Ahırın, oğlakların yeri hazırlanacak. Oğlakların yeri dar olduğu için bayağı zorlanıyorduk. Hem sığmıyorlardı ve artık büyüdükleri için de zıplıyorlardı, çıkıyorlardı. Onların yerlerini yaptıktan sonra anneleri gelecek, anneleriyle buluşmalarını göstereceğiz.
Ardından süt sağma işlemini gerçekleştireceğiz. Ama öncelikle size oğlakların yani yaramazlıklarını göstermek istiyorum size. Bir tane yaramaz da burada var. Bu en sonki doğan yavrulardan bir tanesi. Bunun doğumu çok zor oldu. 9,5 falan gibi annesinin suyu geldi. 1 gibi falan da normalde su geldikten sonra 1 saat 2 saat sonra çıkmaları gerekiyordu ama annesinin suyu geldikten sonra 4-5 saat sonra çıktı. Sonra veteriner aradık. Veteriner de tesadüfen buradaymış. Ya iyi ki buradaymış. Yoksa hayvanı, yavruyu ve anneyi de kaybedebilirdik. Şükür onu da atlattık. O en sonki doğan yavrumuz. Bunlar da doğan son bebişler. Benim bir tane gözlem var. Adı Paşa. Heh. Şurada yatıyor. O benim Paşam. Adını Paşa koydum. Bu da ikizlerden bir tanesi. Bu da tatlı şibelik, tatlı şibelik. Ay. Şu an beni ısırmak için başıma toplanıyorlar. Isırmak yok. Bir tanesi başladı bile. İpi çekiyor ya. Neyse kaytarmak yok. İşimiz çok. Ahıra doğru ilerleyelim. Evet arkadaşlar. Oğlakların doğduktan sonraki kaldığı yer ve oğlakları şu anki hazırlayacağımız yeri burası. Burasını boşaltacağız. Bu arada süt sağma makinemiz burada. Şöyle göstereyim size. Tam anlamıyla açıp tozlanmasın diye üzerini kapattık. Böyle süt sağma makinemiz. Yani hayvanlar da yeni yeni alışıyor ama bayağı iyi çekiyor. Şu an uzay ağlıyor. Hemen uzaya bakıp tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, bugün de iki tane böyle organik köy yumurtamız çıktı. Dün 5 tane almıştık. Bugün 2 tane. Belki akşama doğru da yumurtlayabilirler bilmiyorum ama buradaki gördüğünüz her şeyi çıkartıp boşaltıp komple zemini temizleyeceğiz. İnşallah iftara kadar bitiririz. İftara kadar bitirmeyi ümit ediyorum. Neyse başlayalım birazdan çünkü bayağı işimiz var. Evet arkadaşlar, balyelerin, samanların neredeyse hepsi dışarıya çıktı. Kenardaki yemler kaldı. Ve ufak tefek şöyle şuradaki çimento. Hatta çimento değil pardon. Kireç. Aynı zamanda şu birkaç tane çuval, birkaç tane kova. İğnelerimiz, aparatlarımız falan kaldı. Burayı yüzeysel olarak alacağım. Keçiler geldiği zaman keçileri yedireceğim. Onun dışında çok fazla bir işimiz kalmadı diyebilirim. Daha doğrusu burada çok bir işimiz kalmadı. Dışarıyı halledeceğiz. Brandayla üzerini falan kapatacağız. Dün ahırı emek verip temizlemiştim. Biraz şöyle üzerinden alacağız yine. Bayağı iyi halletmişler zemini. Eskisi gibi değil artık. İki güne bir elimden geldiği kadar temizlemeye çalışıyorum ama keçileri bugün saat 11-12'ye kadar bahçede yatırıp biraz daha dışarıda vakit geçirsinler diye uğraşacağım. Çünkü ne kadar çok dışarıda vakit geçirirse ahırın içerisini kirletme olasılığı biraz daha azalıyor. Şu yan tarafı da dün temizleyip kireçlemiştim. Yani sonuçta hayvan ancak bu kadar oluyor. Bu arada dışarıdan çıkardığımız samanları buraya yerleştirdik. Bir altına sistem kurduk. Şöyle.
Olur da bir yağmur yağma durumu gibi falan bir söz konusu bir şey olduğu zaman altına su birikmesin diye altlarını pirikette destekledik şöyle. Yukarıdan da aşağıya böyle görünüyor. Bugün bayağı yorulduk. Biraz dinleniyoruz. O sıra keçiler geliyormuş. Keçiler yaklaşmış. Size keçilerin anneleriyle buluşma, daha doğrusu oğlakların anneleriyle buluşma anını göstereceğim. Şöyle ahırımıza doğru tekrardan devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an anneleriyle beraber buluşacaklar. Seninki çok fena Bekir abi. Yakalayamadım. Herkesinkini yemiyor. Hiç de yemiyor bak. Öyle mi? Kim gelirse. Biri bu. Biri de şu. Şu gel. Şu mu? Şu önümde. Önümde. Şu anda anneleriyle buluştu hepsi. Bundan sonra süt sağımını gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Hayvanlar dinlensin, anneleriyle biraz vakit geçirsinler, birbirlerini özlemişler. Bak yine başkasını emiyor bak. Evet arkadaşlar, Niyazi akşam keçileri getirdi, anneleriyle buluşturduk. Şu kapıyı açarsam eğer süt sağma makinemizi çıkarıp size göstermek istiyorum. Keçilerin süt sağımı yapılacak. 2-3 kat sardım ki makine deform olmasın, zarar görmesin diye. Beşi bir yerde istiyorum ya. Hak ettin. Açamıyor. Bu istiyor, ben değil. Size şöyle 5 dakikada, hatta 5 dakikada kaba taslak anlatayım. Burada 2 tane pompa yerimiz var. Her ayrı, yani 2 tane keçiyi sağabiliyoruz böyle. Buradaki çeken sütü buraya alıyor. Arka tarafında motor var. Burada da basınç ibresi mi diyelim? Basınç ibresi evet. Var. Şöyle ön tarafında 2 tekerleği var. Arka tarafında tekerleği yok. Biraz ağır. Şöyle şu tarafa doğru alalım. Uzay da dışarıda ağlıyor. Çoban çubuğunu kaybetmiş. Çekil. Çekil. Şöyle şu tarafa alıyoruz. Buradan da prize takıp sağımı gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar, bu anı size biraz daha yakından göstermek istedim. Şu anda hem hayvanın da göğsüne masaj yaparak sütü çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü bazıları süt makinesine alışık değil. Bir nevi alıştırmaya çalışıyoruz. Aralarında alışkın olup da hiç rahatsız olmayıp rahatça sağdıran var. Aralarında yaramazlık yapıp da tepinenler de var. Bu bizi biraz zorluyor. Ama söylediğim gibi kilit sistemi geleceği zaman bu sıkıntı biraz daha ortadan kalkacak. Siparişini verdik, 10-15 gün sonra gelecek. Bitti mi anne? Evet arkadaşlar, süt sağma işimiz bitti. Makineyi temizleyeceğiz, içini çalkalayacağız. Pompaları temizledikten sonra kendi yerine koyacağız. Bu arada tavuklar içeri girmek için sıra bekliyor valla. İftara da çok az kaldı. Bir tane keçi de burada. Keyfi çok yerinde keçinin. Keçi bebişlerin arasında dımıl dımıl oynuyor. Burada yatmak istiyormuş bugün. Yatağımı, yorganımı getirin, ben burada yatayım diyor ya.
Öyle bir şey olmaz. Bu çuvalın üstüne yatacağım ama. Seni yerim ben. Senin sevincini de yerim. Sen de bir benim için oğlaksın. Bebeksin biliyor musun? Uzay'ın da keyfi yerinde. Tavuklar da içeri girmek için sıra bekliyor. Suyumuz gelsin, makineyi temizleyelim. Aslanın dumanı kesin keçilerden biri süsüyor. Ama hangisi? Ne oldu oğlum? Oo, benim diğer paşam da burada. Hareketlere bak, hareketlere. Yoruldun mu bugün? Yorulmuş. Bekle. Evet arkadaşlar. Sağ işimiz bitti. Tamam. Arkadaşlar sağ işimiz bitti. Gördüğünüz gibi ellerinle öpüyor bu video izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Benim dediğimi yapmayın. Bakın.